Muhtemelen en son araba yolculuğunuzda tecrübe etmişsinizdir. Arabayla bir viraja giriyorsunuz diyelim. Sabit bir hızla eğimsiz bir viraja giriyorsunuz. Yani yol yarış pistleri gibi eğimli değil, eğimsiz ama viraj var. Arabanın düz bir yol izleyerek yoldan çıkmasını engelleyen şey nedir? Bu sorunun cevabı belki ilk anda aklınıza gelmeyebilir. Çünkü burada arabayı virajın merkezine doğru çeken bir ip yok. O halde araba nasıl oluyor da düz bir çizgi izleyerek yoldan çıkmıyor? Şimdi videoyu biraz duraklatın ve bunu bir düşünün. Evet, bu örnekte başka kuvvetlerin devreye girdiğini tahmin etmek güç değil. Ve yine vakumda olduğumuzu farz ediyoruz. Havanın direncini ihmal ediyoruz yani. Ama siz isterseniz hava direncini ihmal etmeyip hava direncini dengeleyen kuvvetin ne olduğu üzerine kafa yorabilirsiniz sürtünme olduğu sonucuna varacaksınız biz söz konusu olan diğer kuvvetlere bakalım elbette arabayı aşağı doğru çeken bir yer çekimi kuvveti var ve bu kuvvet normal kuvvet tarafından dengeleniyor yolun arabaya uyguladığı normal kuvvet peki arabayı dairesel yörüngede tutan kuvvet hangisi hadi eğlencesine hava direncini de işin içine katalım Havanın araba üzerine uyguladığı kuvvet olan hava direnci arabayı hız vektörünün ters yönünde itiyor. Buna F hava diyelim. Hava direnci. Bu hava direncinin büyüklüğü. İlk anda pek akla yatkın gelmeyebilir ama merkezil kuvvete dair bir ipucu vereceği için söylüyorum. Hava direncini dengeleyen kuvvet sürtünme kuvvetinin bu bileşenidir. Yani Y bileşenidir. Sürtünme kuvveti. Yazalım. Hava direncini dengeleyen kuvvet sürtünme kuvvetinin arabanın hareket doğrultusundaki bileşenidir. Şöyle düşünün. Eğer araba buz üzerinde olsaydı, yani tekerlekler çekiş üretemeseydi, motor ne kadar güçlü çalışırsa çalışsın, tekerlekler ne kadar hızlı dönerse dönsün, araba hava sürtünmesini yenemeyecek ve dolayısıyla yavaşlayacaktı. Ama bunlar merkeze doğru etkiyen kuvvetler değil. Yani arabayı viraj boyunca dairesel bir yörünge üzerinde tutan kuvvetler bunlar olamaz. Ama virajın merkezine doğru etken kuvvetlerden biri sürtünme kuvveti. Tahmin edebileceğiniz gibi bu sürtünme kuvvetinin diğer bir bileşeni ve sürtünme kuvveti lastiğin yolla buluştuğu bölgede ortaya çıkıyor. Sürtünme kuvvetinin bu bileşenine sürtünme kuvveti merkezcil diyelim. Parantez içinde yazayım. Sürtünme kuvveti merkezcil işte arabayı dairesel yörüngede tutan kuvvet bu. Dolayısıyla bu örnekte merkezil kuvvetimiz de bu. Bir örnek daha yapalım ve yine arabadan devam edelim. Bu örnekte arabamız düşeyi çembersel bir yol üzerinde bir halka çiziyor. Eğlence trenlerinde olduğu gibi. Bazen rüyamda arabayla bu hareketi yapmak zorunda kaldığımı görürüm. Nedense korkutucu geliyor. Şimdi halkanın farklı noktaları için bu arabayı etkiyen kuvvetleri bir düşünelim. Farklı noktalardaki merkezcil kuvvetleri belirlemeye çalışalım. İlk olarak bu noktayı ele alalım. Bu örnekte de gezegen üzerinde olduğumuzu varsayıyoruz. Yani burada bir yer çekimi kuvveti söz konusu. Ve bir de normal kuvvetimiz var. Normal kuvveti biraz daha büyük çiziyorum. Çünkü arabayı halka üzerinde yukarı doğru taşıyabilmek için normal kuvvetin yer çekimi kuvvetinden daha büyük olması gerekir. Merkeze doğru net bir kuvvetin var olması gerekir. Bu F ne? Bizim normal kuvvetimiz. Neticede bu nokta için merkezil kuvvetimizin büyüklüğü, farklı bir renkle yazayım. Merkezil kuvvetimizin büyüklüğü, merkeze doğru etkiyen net kuvvetin büyüklüğüne eşittir. O da normal kuvvetimizin büyüklüğü eksi yer çekimi kuvvetinin büyüklüğüne eşittir. Eğer merkeze doğru etkiyen bu net kuvvet var olmasaydı, bu araba bu çembersel yol üzerinde hareket edemezdi. Eğer bu net kuvvet sıfır olsaydı, araba yoluna dümdüz devam ederdi. Ve eğer bu net kuvvet negatif olsaydı, araba aşağı doğru hızlanırdı. Gelelim bu noktaya. Bu arada istersek burada da hava direnci ve sürtünmeden söz edebiliriz. Hava direnci arabayı geriye doğru iter. Sürtünme bu itmeyi dengeler falan filan. Ama bu videonun konusu cismi merkeze doğru çeken veya merkezden uzaklaştıracak şekilde iten kuvvetler. Şimdi araba bu noktadayken ne olur? Yer çekimi kuvveti hala var. Yer çekimi kuvvetini bir yazalım. Bu kez yer çekimini daha büyük çiziyorum. Hava dirençlerini de göstereyim de tam olsun bari. Hava direnci bu. Yani havanın uyguladığı kuvvet. Bu kuvveti dengeleyen şey sürtünme kuvveti. Yani arabayla yol arasında olan sürtünme Burada ise bu turuncu vektör artık yer çekimi kuvveti hava direncinin toplamı haline geldi. Yer çekimi kuvveti artı havanın uyguladığı kuvvet. Çünkü hava direnci de yer çekimi gibi arabayı geriye doğru itiyor. Bu kuvvetleri dengeleyen şey sürtünme kuvveti. Yani lastiklerle yol arasındaki sürtünmeden doğan kuvvet. Fakat bu kuvvetlerden hiçbiri merkezcil olarak halkanın merkezine doğru etkimiyor. O halde nedir merkezil kuvvetimiz? Burada yolun uyguladığı bir normal kuvvet var. Yani arabanın bu dairesel yörüngeyi takip etmesini sağlayan şey yol. Bakın burada içeri doğru, merkeze doğru etkiyen kuvvet normal kuvvet. O halde bu noktada merkezil kuvvetimizin büyüklüğü normal kuvvetimizin büyüklüğüne eşittir. Ve bu ikisi vektörel olarak da birbirinin aynısı. Şimdi son olarak araba halkanın tam tepe noktasındayken neler oluyor ona bakalım. İsterseniz videoyu duraklatın ve kendiniz bulmaya çalışın. Evet yine yazalım. Burada arabayı yavaşlatmaya çalışan bir hava direnci var ve bu hava direnci sürtünme kuvveti tarafından dengeleniyor. Peki ya düşey doğrultuda neler olup bitiyor? Burada arabayı aşağı doğru iten birden çok kuvvet olabilir. Ben arabayı halkanın tam tepesine denk getirememişim ama araba halkanın tam tepesinde gibi düşünün. Şu anda halkanın tepe noktasındayız. Arabayı aşağı doğru çeken bir yer çekimi kuvvetimiz var. Peki başka neler var? Arabanın yeterince hızlı gittiğini varsayarsak yol da arabayı aşağı itiyor. Yer çekimi kuvveti artı normal kuvvet. Yani bu toplam vektörün büyüklüğü yer çekimi kuvvetinin büyüklüğüyle normal kuvvetin büyüklüğünün toplamına eşit. Ve merkezil kuvveti oluşturan şey işte bu net kuvvet. Yani bu durumda merkezil kuvvetin büyüklüğü yer çekimi kuvvetinin büyüklüğüyle normal kuvvetin büyüklüğünün toplamına eşit oluyor. Vektörel olarak düşündüğümüzde de sonuç değişmiyor. Bu iki vektörü topladığımız zaman merkezi kuvvet vektörünü elde etmiş oluyoruz. Arabayı dairesel yörüngede tutan şey işte bu net kuvvet. Şimdi sırf eğlencesine bir örnek daha yapalım. Diyelim ki dünyanın yörüngesinde hareket eden bir cismimiz var. Dünyamız bu. Veya herhangi bir gezegen de olabilir. Bu gezegen yörüngesinde bir uydu dolanıyor diyelim. Uydu denince aklımıza ilk gelen şeyi çiziyorum. Ama doğal bir uydu da olabilir. Ay gibi mesela ki şimdi söyleyeceğim şey ay için geçerli. Burada hava yok veya hava direnci çok düşük bir seviyede diyelim. Belki orada burada birkaç hava molekülü var. Ama ortam büyük oranda bir vakum ortamı ve bu uydu yörüngede dönüyor. Gezegenin çevresinde düzgün dairesel bir hareket yapıyor. Peki neden yörüngeden kurtulup düz bir yol izleyerek uzaklaşmıyor? Videoyu duraklatın ve bir düşünün. Burada bir yer çekimi kuvveti söz konusu. Gezegenin uyguladığı yer çekimi kuvveti. Bunu dediğimde insanların ilk tepkisi şu oluyor. Yer çekimi mi? Ne yer çekimi? Fotoğraflarda görüyoruz. Astronotlar yörüngedeyken gayet boşlukta asılı duruyor. O nasıl oluyor o zaman? O astronotlar serbest düşme hareketi yapıyor aslında. Dünya yüzeyinin birkaç yüz kilometre yukarısındaki yer çekimi dünya üzerindeki yer çekiminden çok çok farklı değil. O yükseklikte hava olmadığından eğer yörüngedeyseniz aslında sürekli olarak serbest düşüyorsunuz ama sanki yer çekimi yokmuş gibi hissediyorsunuz. Halbuki sizi dünya yörüngesinde tutan düz bir yol üzerinde uzayın derinliklerine doğru uçmanızı engelleyen şey aslında yer çekimi.